Buyurun. Şimdi sen giriş yaparken metafizik dedin. Bir kere bu kavramı açalım. Bu kainatın yapısına sen bir yorum getirmiş oldun burada. Şimdi metafizik dediğin zaman neyi kastediyorsun? Mesela ben bu kainatın yapısını kendi bildiğim kadar anlatmaya çalışayım. Şimdi bir artı taraf var. Bir de eksi taraf var. Eksi tarafa mesela İslam alimleri bunu işte misal alemi, ondan sonraki ruhlar alemi, esmalar alemi, Allah'ın zatına kadar götürüyorlar. Buna eksi taraf diyoruz. Artı tarafı da ikiye ayırıyoruz. Bir antimadde, bir madde. Bunlar ikisi birbirinin zıttı. Aynadaki simetrisi gibi öyle düşünebiliriz. Bu ikisi de artı taraf. Şimdi bu metafizik dediğin zaman, bu metafizik dediğimiz eksi taraf da aslında onun da bir fiziği var. Ama biz onun fiziğini şu anda tam çözemiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Fiziğin dışında hiçbir şey yok. Metafizik dediğimiz zaman neden bahsediyoruz onu anlamamız lazım. Mesela Ramazan onu söylesin. Eksi dünyadan mı bahsediyor? Yani burada ışıktan hızlı bir sistem, eksi kütle, bütün bunlardan mı bahsediyor? Yoksa bu artı taraftaki antimadde madde, ikisi de artı taraf, bunlardan bahsediyor. Bir de bunların içinde olasılıklar denizi var. Antimaddede de maddede de. Bu olasılıklara göre de sistemde değişiklikler yapılabiliyor. Bu da zamanla ilgili, hızla ilgili bir konu. Yeri geldikçe onları açarız. Şimdi bu metafizik sistemi daha çok söyleyen, bilmiyorum Ramazan'ın fikrini söyleyecek ama diğer benim gördüğüm başka arkadaşlardan bu eksi dünyadan bahsetmiyor olmaları lazım. Çünkü o dünyanın içinde dedikleri zaman bu bizim şehadet alemi dediğimiz kainatın içindeki bir bölgeden bahsediyorlar. Antimaddeden olabilir, maddeden olabilir. Yani artı taraftan. Bunun Kur'an-ı Kerim'de de desteği var. Mesela Rahman suresinde cinlerin artı tarafta olduğuna dair sekalan kelimesi geçiyor. Bu siklet ağırlık demektir. Kütlesi var bunların. Yani artı. Artıdalar. Şimdi artıda olunca bu bizim bildiğimiz kainat sistemi içerisinde bir bölgede olmaları lazım. Öyle değil mi? Çünkü eksi tarafta olunca ışıktan hızlı gitmeleri oraya bağlı. Ama burada olunca ışıktan hızlı gidemiyorlar. Yani bunların da hızı, en son hızı ışık hızı sınırına geliyor. Ve kütleleri olduğuna göre, kütleleri olunca da, yani ben anladığım cin tarifini yapıyorum, kendi anladığımı. Tabii. Şimdi kütlesi olunca da bunun duvardan geçmesi çok zor oluyor, mümkün olmuyor. Şöyle düşün mesela. Artı olarak düşündüğümüzde. Tabii artı kainatın içinde kütlesi olan bir varlık. Tamam. Kütlesi olan varlık mesela enerji, elektriği alalım. Mesela elektriğin tabii onun da kütlesi olabilir. Çünkü enerji dediğimiz şey de sonradan kütleye dönüşüyor. Mesela bu bakırın içinde giderken bile bakırı ısıtıyor. Bu şu demektir aslında. Bakır atomları bunu hızını yavaşlatıyor demektir. Mesela çok hızlı gidebilmesi için fiber optik bir şeyler yaptılar falan değil mi? İnterneti falan da öyle aktarmaya çalışıyorlar. O da çok süper soğutuculu bir sistem yapıyorlar. Öyle bir kablo düzeni yapıyorlar. Yani karşısına çıkan atoma çarpıyor bunlar. Çarpıyor. Bu şu demektir yani duvardan falan geçemiyor. Etkileşim var. Etkileşimi var. Tamam. Geçemiyor. Doğru. Şimdi bunu nereden şey yapıyoruz? Bilimsel olarak böyle anlatmaya çalıştım. Bir de tepeden yani bütünden parçaya bize anlatan kitaplarda mesela bunun en büyük bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden nasıl bahsediyor? Cinlerden üç çeşit bahsediyor. Bir tanesinde iki versiyonu var. Mesela bir tanesi bu antimaddedeki bizim ikizimiz olan varlıklar. Bundan Rahman suresinin başından sonuna kadar bahsediyor. Bir de ayrıca ayetlerin içerisinde karin dediği bir şeyden bahsederek Evet. bunun antimadde olduğunu anlıyoruz. Karin Bunu açıklarız. başlıklarımda vardı. Karin'le de Ha, bu konuşacağız. antimadde dünyasında bunlar da insan. Ama insanın antimadde dünyasındaki ikizleri. İkinci versiyonu Aynı boyut olarak söylüyoruz. boyut şöyle. Onu nasıl Boyut değerlendiriyor? dediğimiz zaman onlar da dört boyutlu sisteme dahil. Yalnız onlardaki üç boyutun haricindeki zaman ters çalışıyor. O neden oluyor? Onu da şöyle söyleyeyim. Madem burayı açalım biraz. Bu antimadde dünya nasıl bir dünya? Çünkü mesela burada sözünü kesin, kusura bakma. Kes. Fark etmez. Şimdi şurada şöyle, mesela boyutları konuşuruz ya. Şimdi artı kısmını konuşuyoruz. Bizimle birlikte yaşayabilmesini konuşuyoruz. Burada aramızda boyut farklılıkları var ya, bu boyut farklılıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle işte boyutu anlamamız lazım orada. Boyut dediğimiz şey nedir? Boyut dediğimiz şey mesela nokta, boyutsuz diyoruz. Noktalar yan yana gelince çizgi oluyor. Bu bir boyut. Çizgileri yan yana diziyorum. Bir alan oluşuyor. Bu iki boyut.
alanları üst üste koyuyorum. Hacim oluşuyor. 3 boyut. Bir de bu hacimlerin yan yana üst üste gelmesiyle zaman dediğimiz bir sistem oluşuyor. Aslında bizim mekan dediğimiz şey zamanla aynı şey. Zaman mekanın hızlandırılmış formudur. O zaman hocam şöyle boyut diyoruz. Şöyle bir şey çıkmıyor mu? O zaman bu artı kısmını konuştuğumuzda bu boyutlar aynı kütle ağırlığında birbirini yakıştırdığımızda birbirimizi görebilme durumu çıkar ortaya. Tabii görebilirsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gelecekte temas kurulma ihtimali var bahsediyor. Hocam şöyle yapalım mı? Şimdi ben bitireyim yani. İlk bölümde şöyle yapalım. Salak mı böldüm ama. Yok şöyle. Sen o yüzden araya girdim. Şöyle. İlk bölümde şöyle. Anlatmak istediğini anlat. Hani süre şeyimiz olmasın. Ramazan hocam da anlatmak tamam, istediğini alsın. Sonraki bölümlerde de dakikalar koyarak devam edelim. Hani hakka girmemiz. Tamam, ama ilk girizgahta konu önemli. Fikrini anlatıyor. Sen de fikrini anlatacaksın hocam. Tamam. Sonrasında şey olsun. Hani adaletli gitsin. Dakikalar ben koyarak soru gidelim. Soru sorarken anlamak adına soruyorum. Yanlış anlaşılmaz değil mi? Not almak için sen hani araya şunu mu sordun, şunu mu dedin alabilirsin. Anlaşılabilmesi için evet. Sorman gerekiyor zaten. Bu arada Türkiye Rakıcı izliyor bizi. Selam gönderiyoruz. Şimdi antimaddeden bahsediyor. Şimdi boyut dedi. Açtı konuyu. Ramazan. Şimdi boyutu anlattım ben. 4 boyutlu bir sistemde yaşıyoruz. Zaman da dahil. Zamanla mekan aynı şey aslında. Biri hızlandırmış formu, bir diğeri yavaşlamış formu. Yani zamanın yavaşlamış formuna biz mekan diyoruz. Bak burada bir mekan var. Bu yavaş. Neden yavaş? Galaksiler kendi içerilerindeki o düzende, ortalarındaki kara delik dolayısıyla zamanı yavaşlatıyorlar. Biz mekan olarak görüyoruz. Galaksinin içinde güneş sistemleri, o da ayrı bir fren vazifesi görüyor. Yani bunu bir uçurtmayı tutan bir çocuğa benzetebilirsin. Sistem çok hızlı açılıyor ama çocuk uçurtmayı tutuyor, çekiyor. O kara delikler o vazifeyi yapıyor. Uçurtmanın ipi gibi. Şimdi bu antimadde dünyasında aynısı var. Fakat antimaddedeki atomun yapısı bizdeki atomun yapısının tersi olduğu için. Bizdeki atom nasıl? Merkezde artı kuvvet var. Yani proton artı. Bir de onun yanında nötron var. Sıfır. Bunun etrafındaki elektron eksi. Antimadde bunun tam tersi. Onun elektronu artı, protonu eksi. Hı hı. Böyle olduğu zaman burada zaman tersilmesi oluyor. Yani onların zamanı gelecekten geçmişe giderken bizim zamanımız geçmişten geleceğe gidiyor. Şimdi burada boyut dediğimiz zaman bu şekilde aynı aslında boyutlar. Fakat orada bir zamanın değişik bir versiyonu var. O zamanın değişik versiyonu onların mekanlarını da terse çalıştırıyor demektir. Ama aynı sistem onlarda da var. Bizde ne varsa bütün fizik kuralları aynı. Şimdi bunu anlattık. Bu antimaddeye ait delil isterseniz Kur'an'dan da gösteririm. Bilimsel olarak da çok çalışmaları var. Bunun bilimsel yönü nedir? Nötrino dediğimiz sistemdir. Nötrinolar antimaddeden yayınlanır. Yani kökeni antimaddedir nötrinonun. Burada biz onu nötrino olarak görürüz. Antinötrino bizden yayınlanır. Yani madde dünyasından o antimadde dünyasına gider. Yani şöyle düşün. Güneş dediğimiz zaman bu iç içe geçmiş iki tane güneş düşüneceksin. Güneşten nötrino yayınlanır mı? Yayınlanır. Ama nötrino antimadde güneşinden bizim dünyamıza geliyor. Biz onu görüyoruz ve burada hiçbir şeyle etkileşmez. Onu etkileştirebilmek için sistemler kuruyorlar. Çok nadir etkileşimi oluyor. Bu süpernova patlamalarında süpernovayı aslında olayı patlatan, yani patlamasını sağlayan, o yüksek enerjiyi veren nötrinolardır. Ve nötrinolar süpernova patlamasında aniden çıkar gelirler. Işık süpernova patlamasının içindeki sistemlere takılarak daha gecikir. Mesela 3 gün sonra, 1 hafta sonra, 10 saat sonra, 5 saat sonra ışığını görürüz. Yani o yıldız patlamıştır, nötrinosu gelmiştir, onu tespit ederler. O yıldızın ışığını biz 3 gün sonra da görebiliriz, 1 hafta sonra da görebiliriz. Yani bu antimadde dünyasından çıkan bir sistem bize yoğun olarak gelir. Nötrino dediğimiz sistem bu. Yani cinleri aslında nötrino astronomisi denilen yeni geliştirilen bir sistem var. Şu anda araştırma aşamasında o. Bunu keşfederlerse cinler dünyasını yani antimadde dünyasını biz keşfedeceğiz diye düşünüyorlar. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de bir versiyon. Burada şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi nötrinodan yola çıktın, antimaddeden devam ettin ama şimdi orada ayrı bir muhteviyat, ayrı bir yaratık, bir mahluk mu? Yok, yoksa aynen, insan mı diyorsun sen orada? İnsanın aynadaki simetrisi, ayna simetrisi de. Ya başka bir varlık, başka bir varlık. Simetri diyoruz. Burada ama iradesinin olması, başka bir mahluk olması. Bir dakika, ayna simetrisi neyse. Aynaya baktığın zaman sen kendini nasıl görüyorsun? Sağ elini kaldır, aynadakini sol el kalkıyor. Şimdi aynı her şey fakat sistemde simetri ters simetri. Yani ayna simetrisi diyoruz buna.
Tamam. Ayna simetrisi. Bu simetri kanunlarını da bilmemiz lazım. Kainatın başlangıcı ne oluştu bunlar? Antimaddeyi oluşturan da bunlar. Şimdi geçiyorum bunu. Tamam. Antimadde konusu sonra isterseniz açarız. Yani zaman yok, hızlı gidiyorum. Şimdi ikinci Kur'an-ı Kerim'de, yani bütünden parçayı olarak anlatılan sistemde cinler nasıl anlatılıyor? Uzaylı varlıklar olarak. Uzaylı varlıkların da iki versiyonu var. Bir, uzayda bazı gezegen sistemlerine gidip kulak hırsızlığı yapan falan şeklinde anlatılıyor. Cin diye geçiyor. Tabii cinler. Cin diye geçiyor. Cin de geçiyor. İşte cin gizli demek. Zaten UFO da cin demek. Örtülü. UFO dediğimiz uzaylı demektir zaten. Şimdi ikinci versiyonu onun, eskiden gelmiş ve insanların tanrı diye taptıkları uzaylı varlıklar. Bunlar da Apollo olur, Zeus olur, bilmem ne olur. Bunları Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde sizin taptıklarınız cinlerdi diyerek çok açık şekilde söylüyor. Yani Arapların eski taptıkları tanrılara da cinler diyor. Ne dedik? İkinci uzaylı. Uzaylının iki versiyonu. Şu anda bizim gözlem iddialarıyla gelen uzaylı dedikleri varlıklar cinler olabilir. Eskiden de bu varlıkların ataları gelmiş. Dünyada bunlara tanrı diye tapılmış. Heykelleri yapılmış sonradan. Yani gerçek varlığı insanlar yaşaya yaşaya kulaktan kulağa anlatmışlar. Sonra da biz bunlardan yardım isteyelim diye onların heykelleri, yani somutlaştırmış. İnsan çünkü somutlaştırmadan inanamıyor. Somutlaştırıp yardım istemiş. Onlara da tanrılar demişler. Onların da heykelleri var. Bugün antik bölgelerde görebilirsiniz. Orada kulaktan kulağa anlattıkları konuyu kulak hırsızları olarak mı değerlendiriyoruz? O uzaydaki bir tanrılaştırma konusunda mı değil? Yok, uzaydaki bir şeyden anlatıyor, bahsediyor orada. Hı hı. Mesela diyor ki biz diyor giderdik kulak hırsızlığı yapardık falan filan. Orada da bahsettiği bir meclis var. Buna şey deriz, üst meclis, galaktik meclis, Meleği Ala. Tamam. Şimdi o Meleği Ala'dan bunlar hırsızlık yapıyor. Meleği Ala'yı da burada anlamak lazım. Tabii onu açarız. Eğer isterseniz. Yani Medeala galaktik bir sistem. Onlar da insan formunda. Orada bir hakimiyet var. Belirli bölgeler var. Güneş sistemi de bu hakimiyetin biraz kenarında kalmış. Buraya hakim olmak için kaçak girmeye çalışanlar var. O meclisi yıkmak, orada darbe yapmak, oradaki sistemi değiştirmek isteyenler var. Bunlar gidiyorlar bir casusluk faaliyeti yapıyorlar. Bunu da uzayda yapıyorlar. Yani gezegen sistemleri arasında yapıyorlar. Ve onların peşine de bunların farkında olan o meclisin yöneticileri tedbir almışlar. Onları da bütün anlatılanlar somut. Bak burada somut olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve bu antimadde dünyasında değil. Bu madde dünyası içerisindeki bizim bildiğimiz uzay sistemi içinde anlatılıyor. İkinci versiyon bu. Şimdi bunları Ramazan kendine göre anlatır, itiraz eder veya etmez. Şimdi buraya kadarki kısmı zaten buradaki kısmı şöyle. Ya sana göre yaratılış, cin yaratılışı ya da bu mahlukun muhteviyatı nasıl? Yani nötronodan, antimaddeden girersek katıldığın tarafı ya da farklı düşündüğün tarafı. Katıldığım tarafı şu kısım var. Artı maddeden bahsetti. Artı madde olarak da birbirimizi görebilme konusu. Artı madde diye konuşursak birbirimizi görebilir konusu ortaya çıkar. Burada yani cinlerle birbirimizi görebilme noktası ortaya çıkar. Nötronodan bahsederken hocam, bu hayalet parçacıkları dediğimiz nötrono parçacıkları var, hayalet parçacıkları. 2017'de bununla ilgili bir Blazar diye bir çalışma yapıyorlar. Bir çalışma sistemi yapılıyor. Blazar gökyüzündeki bir şey. Evet. Şimdi ben şöyle notlarımı alayım. Notlarımı okuyayım hocam isterseniz. Şimdi diyor ki Blazar evrendeki en parlak cisimlerin birisidir diyor. Merkezinde süper kütle bir kara delik bulunur diyor. Bu 2017'de böyle bir araştırma yapılıyor. Nötrino dediğimiz parçacıkta kütlesel ağırlığı olmayan, yani ışık hızında olan, kütlesel ağırlığı olmayan, yani hiçbir şekilde şu an bir toz parçacığını bile bunu bu olarak düşünebiliriz. Toz parçacığı olarak. Kütlesi var, onların da var. Evet. Şimdi burada bir şöyle bir konu var. Şurada bir şöyle bir ayet var. O ayetle şunu birleştirebilirim. O da artı maddede, antı maddeden bahsettiğimiz için. Şimdi min maricin konusu. Bu konu var. Mariç. Evet. Mariç. Şimdi bu konu... Bu üçüncü versiyona geçeceğim ben yalnız. Kestin beni. Tabii. Tamam, yok şöyle şey gidiyoruz. Parça parça gidiyoruz. Bu yakın kadarki kısmını da eklesin. Sonra sen devam edin. Tamam, yok anlatırsın şey. Bence. Tamam. Ben bunu atayım. Ben burayı noktayı... Sen ondan sonra anlat. Tamam öyle yapalım. Ben bitirdiğini zannettim. Yok tamam, sen üçüncüyü anlat, ben hemen geçeyim ondan sonra. Ben tamam bitir. Üçüncüyü anlatayım. Yani tamam. Üçüncü de şu. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın cinlerinden bahsediyor. Ve cin suresinde de aynı konu devam ediyor. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Mesela cin suresinde bahsedilenler o günkü Arapların
tanımadığı, bilmediği bir insan topluluğu onlar. Cin suresine bahseden. Tabii cin suresine bahsedenler direkt insan. Ve Arapların o gün bilmediği insanlar. Hazreti Süleyman'da bahsedilenler de aynı. Benziyor birbirine. Ama bunlar da şöyle, değişik değişik devletlerde gizli bir cemiyet oluşturmuşlar. Mason diyoruz bunlara da. Bu masonların birbirleriyle anlaşma şekilleri şifreli. Ve o şifreyi herkes biliyor. Fakat ayrı ayrı ülkelerde ve o tanınmayan kişiler bunlar. Ama insan hepsi. Şimdi bu nasıldır, ne değildir? Bunların ayrıntılarını yapabiliriz. Yani insan diyoruz bunlara. İnsan. Bu da ikiye ayrılıyor. Bak. Cin suresinde geçen ayette ilgili söylüyorsunuz. Yani cin suresinde geçenler direkt insan. İnsan topluluğu. Arapların o gün yabancı olan, o memleketin dışından olan insan. Oraya şöyle bir ekleme yapayım. Hani Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Gittiler kavimlerini anlattılar. Tabii onlar. Onlar yabancı insan. Gelen insanlar mı diyorsun? İnsan. Cinler yani farklı. Hazreti Süleyman'ınkiler de insan. Ama Hazreti Süleyman'ınki nasıl farklı insan? Mesela bugünkü masonlar gibi düşün. Ben seni tanıyorum ama sen gizli bir cemiyete ait. Ama orada bir overlişçilik var yani insanın yapabildiği şeyler var. Çalışta işte, var mı yok mu? İşte denizlere dalınması, ince tamam, çıkartması. Tamam ne diyor orada yani, mesela? Gavvas diyor. Benna ve Gavvas. Benna bina yapan demek zaten direkt mason. Anladın mı? Gavvas da derine dalan demek. Ama nasıl derine dalıyor? Denize dalmıyor bu. Bu denize dalma değil de fikirde derine dalma. Çünkü Gavs diye bir şey de var. Gavs kime deniyor? Çok alim bir şey deniyor. Yani Gavvas dediği zaman bu konusunda uzman. Mesela Hazreti Süleyman'ın ikinci şeyini söyleyeyim. Şimdi bir yerdeki ayette Sad suresinde galiba Benna ve Gavvas diyor. İkincisi de yanında veziri var. Buna da ifrit diyor. İfrit ne demek? İfriti diyorlar ki cinin en pisi. Hiç alakası yok. İfrit şu demek. O ışık hızı çok kurnaz, gitti geldi. Çok kurnaz, tecrübeli, daha yaşlı, bilge bir insan. İfrit bu demek. İfrit ünvan da gelir aynı zamanda. İfrit bak kelime manasına git Ragıp el-İsfani'den bak. Çok kurnaz, çok tecrübeli bir insan. Yani o Hazreti Süleyman'ın veziriymiş. Anlatabildim mi? O da insan. O da insan. İnsan yani. Hiç yani bu uçan kaçan cinle alakası yok. Bak Hazreti Süleyman da cin suresinde anlatılanlarda insan. Ya bunu başka türlü isterseniz saatlerce burada sabaha kadar program yaparız. Tek tek ayetlere bakarız. Hepsini de size anlatırım. Peki. Ekleyeceğim var mı? Tamam. Şimdi bu üç kategori, iki tanesinin iki versiyonu var dedik. Bunları ayrı ayrı anlamamız lazım. Yani buradan şimdi Ramazan baksın. Kendi anlattığı cin şeyini de anlatsın bana. Yani ben şimdi kendi anladığım cinleri anlattım. Ama onun anladığı cinler varsa benim de ona eleştirebileceğim bir şey. Yani benimkilerine İtiraz edebilir ama sırf itirazda kalmasın. Şimdi kendi hocam yine aynı soruyu tekrar edeyim. Muhteviyatı nedir? Cinler nasıl varlıklardır? Nar nedir? Bakacağız. Nasıl? Burada kaynaklara bakacağız. Tamam. Aynı yani zamanda. Katılıyor musun yorumlara? Katıldığın yani ya da katılmadın. Yarısına katıldığım var. Yani mesela insandır bunlar demesine ya yok, da ona ifrit. Katılmıyorum. Yani cin suresindeki o konuyla ilgili ona katılmıyorum. Neden? Şunu da yapayım. Şimdi ateşin ruması tarafından yaratıldı konusu var. Bununla ilgili İmam Kurtubi ve İmam Suyuti ve İmam Şafii Hazretleri'nde bunlarla ilgili bilgileri var, kaynakları. Şimdi Kur'an'da esas aldığımız kaynaklarda hocamın anlattığı gibi insan olduğuna delalet edecek herhangi bir ya da mason olduğuna delalet edecek herhangi bir lafz yok. Yani Arapça şey, lafzı Gavvas dedim. Şimdi Gavvas, İfrit dedim. Gavvas mesela Gavs'tan girdiniz ya, İfrit bir makamdır. İfrit şeytan, sana göre makam şeytan, ama bakarız açarız. Şeytan, ne demek? Şeytan, İfrit. Kelime manası. Şeytan mı? İfrit bir makamdır. Yani bunlar makamdır. Bu makamları koyduğu zaman onların azılları diye geçer. Yani onların yaşları. Yani cinlerin sen makamı. Makam olduğunu nereden söylüyorsun? Yaşları. Şimdi cinlerin normal... Yok yok makam da sen kendin mi öyle düşünüyorsun? Hayır. Nereden kaynak söyle? Şöyle söyleyeyim ben size. Anlatacağım şimdi. İmam Suyuti kaynağı bu. Yok İmam. Yok ifritin bir makam olduğunu söylüyor. Hayır. İsim. Bu ünvan. Özür dilerim. Ünvan koyuyorlar. Yok bana. İfritin manası şu ya. Çok yaşlı bilge, çok kurnaz bilge. Şimdi o mesela demek. Şöyle, şimdi o konuda hani hüddam, ifrit, sicin, marit bunları konuşacağız tamam, detayı ama şu yaratılışı, hani şimdi, muhteviyatı şimdi, nedirle İmam başlayalım. Bir de o nar kelimesi ne demek? İşte ateşin hani dumansız Mursuz tarafı ateş diye de anlatılır. Evet. Şimdi İmam Kurtubi Hazretleri. Bunu gösterebiliyor muyuz şu an? Nedir karşılığı mesela? Şimdi ben anlatayım. İmam Kurtubi, İmam Suyuti, İmam Şafii Hazretleri'nin bunlarla ilgili şerh ettiği kaynaklar var. Tamam mı? Bu anlattığımız konularla ilgili kaynaklar var. Kaynaklarda şunu söylüyor. Kainatta 7 cisim mahlukat vardır diyor. Bu mahlukatları sayarken cemaat, cansız varlıklar diye başlıyor. Nebadat, bitkiler, hayvanlar, insanlar, cinler, melaike ve ruhaniye diye başlıyor.
Zaten burada İmam-ı Şafii, İmam Kurtubi Hazretleri bu ayetlerin tefsirlerinde, onların da şerh ettiği ayetlerin tefsirlerinde zaten kainatı, yedi cins mahlukatı bu şekilde insan ve cinni diye ayırıyor zaten. Yani ekstra bir insanı bırakıp da cinni koymamazlık yapmıyor. Bunun sebebi ne? Arapçada bunun lafzını koyarken İmam Kurtubi Hazretleri diyor ki cim ve nun harfi ile. Hı hı. Biz hep şey söyleriz ya, 3 artı 3 harfi diye. 3 harfi değildir, 2 harfidir. Cim ve nun harfi ile alakalıdır diyor ki İmam Kurtubi Hazretleri. Şimdi bunda şöyle bir şey var. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَانِ. Şimdi insanları ve cinleri ibadet etmek üzere yarattık diyor biz. Kulluk etsin. Kulluk etsinler diye yarattık diyor. Şimdi yine burada bir ayrıştırma var. Yani burada sadece insanlardan bahsediyor. Burada bir ayrıştırma var. Zaten direkt ayrıştırma yani var. Yani insan, o da insan evet, gibi bir ayrı. Çoğul kullanılıyor burada zaman. İmam Kurtubi Hazretleri bunu söylüyor. Diyor ki, İmam-ı Şafii, İmam Kurtubi Hazretleri, ben bu ayetleri şerh ettim mi diyor. Bu 4 temel madde vardır diyor. Adem-i rüyet, Adem'i vücudu delalet etmezse, yani görmekle olmadığın şey görmediğin anlamına gelmez diyor. Bunun devamında şunu söylüyor, diyor ki, nar, nar dediğimiz şey nursuz, karanlık, nursuz, cenden gelir, cennet örtülü demektir. Cinlerden böyle bahsediyor, nardan bahsederken. Nursuz ateşten bahsediyor. Diyor ki, perdeli, nursuz ateş oldukları için küre-i arzın, yani içinde bulunduğumuz bu arzın gezegenine seyahat ettiği mesafe azami pek çok mahlukat var diyor. Bakın, burası çok önemli. Perdeli nursuz ateş içinde diyor. Perdeli nursuzdan bahsediyor. Şimdi insanın böyle bir vasfı yok. İnsanın böyle bir yaratılış şekli de yok. Ayette bahsederken burada ateşin dumansız tarafından bahsediyor. İmam Kurtubi ve İmam Şafii Hazretleri bunlardan bahsederken diyor ki aynı şekilde perde ve nursuz halleri, onları göremiyor olmamız, onların ışığın olması, nursuz olmasından dolayı göremiyor olmamızdan dolayı söylüyor. Bunlar nursuz oluyor. Bunları göremiyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi budur diyor. Devamlı diyor ki, üç sebep vardır diyor. Cismi latif vakitler olduğu için, yani maddenin uzak nurani beden, maddeden uzak nurani beden. Şimdi bir maddeyiz. Elektromanyetik bir madde halinde konuşuyoruz. Antimaddeyi konuşup madde halinde konuşalım. Şimdi İmam Kurtubi Hazretleri diyor ki bunlar diyor cismi latif varlıklar olduğu için diyor yani maddeden uzak nurani beden. Ama bu nurani bedenden bahsederken şurada bir şey düşüyor. Nursuz ateşten, nardan, nursuz ateşten görünmeme sebebini anlatıyor. Devamında enerjinin keşif yani katı yoğun hali ne madde denir diyor. Cinler ise enerjinin latif haline yaratılmış varlıklardır. Enerjinin latif hali. Ne demek zayıf o? Hali. Latif hali. Yani nursuz hali, ışıksız hali, kütlesel ağırlığı olmayan bir hali. Ama insanda bir kütlesel ağırlık var, bir görünürlük var. O zaman biz burada antimaddeyi konuşurken cinleri insan olarak değerlendirecek olursak burada onları çok net bir şekilde görüyor olmamız lazım. Sen tarif ettiğin mesela enerjinin görünmeyen haline bir örnek ver dünyada. Nasıl? Enerjinin görünmeyen haline bir örnek ver. Şimdi nötrinodan bahsedebiliriz mesela. Yok, burada nötrino dersin. Enerjiden bahsediyorsun. Şimdi enerjinin görünmeyen hali şu. Nursuz. Şimdi şöyle anlatayım ben size. İmam Şafii, İmam Kurtubi Hazretleri bunu anlatıyor ya. Enerji... Boş ver İmam Kurtubi'yi. Sen anlat bize ya. Boş ver. İmam oradan Kurtubi kaynak yanlış, kaynak yanlış söylemiştir. İmam kaynak Kurtubi... alıyorsun da şimdi onu eleştirmemiz lazım. Ben seni eleştirmek istiyorum. Tamam beni eleştir ama ben eleştirirken bunları kaynak alarak mı anlatmam lazım? Kaynak alarak anlatıyorsun. Anlarsın hocam. Hocam ben diyorum ya örnek göster. Yani tamam, anlarsın örnek gösterecek. Sadece anlarsın şeyde hocam. Kalmasın. Bak ben bilimsel anlattım bir de Kur'an'dan anlattım. Tamam bilimsel ben de bunu anlatacağım. Dış dünyadan bir örnek ver. Tamam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Enerjinin zayıf halinden bahsederken bunların zaten cinlerin varlıklarını nursuz ateşin olduğu söyleniyor ya. Abi ateş bu, görünmez mi? Işık saçmaz mı? Tamam. Işık olmazsa ısısı olmaz mı? Zaten bunu mesela bir şundan bahsetmiyor. Bir ateş vardır diyor, bunun ısısı vardır diyor. Bu ondan bahsetmiyor ki. Katı hali olmadığından bahsediyor. Biz bir nursuz enerjiden bahsediyoruz bak. Şimdi bir ışık, tamam mı? Işığın yavaşlamış halini düşün. Buna ısı diyoruz. Isının yavaşlamış haline ses diyoruz. Sesin yavaşlamış haline koku diyoruz. Bu sistem böyle yavaşladıkça değişiyor. Şimdi sen görünmeyen bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Ama enerji diyorsun buna. Evet. Bunu tarif etmen lazım. Bunu ben şöyle tarif edebilirim ancak. Şunu söylüyor. Diyor ki bu zayıf olan enerji hali insanın hissiyatından bahsediyor. Koku mu bu? Hissiyatı. Ses mi anlatacağım bu? Ama izin versen hocam, tamam. Şimdi şundan bahsediyor. Biz bunu konuşurken biz bunu gen uzmanlarıyla konuştuk. Dedi ki İnsan gen uzmanı. Yani bunu ne koyabilir diye. Şimdi enerjinin zayıf hali. Hissedip, bu arada yönetmenim bana bir çakmak verir misin? Orada bir şey de göstereceğim ben. Çakmak. Enerjinin zayıf hali, zayıf hali, yani enerjinin zayıf hali hissedip olmak ölmesi koku reseptörü ve acı reseptörü var bizde. Koku reseptörü ve acı reseptörü bunlar herhangi bir zayıf etkileşimli olduğu zaman
Bu insan duygularını... Serpil koku reseptörleri, bacı reseptörleri var insan vücudunda. Genetik olarak 339 tane kalp ve mesanede koku reseptörleri olduğunu tespit edilmiştir. Bu koku reseptörü tespit edildiğinde bunlar zayıf enerji hali geldiğinde bu reseptörler kokudan zayıflamaya başlıyor. Zayıflamaya başladığı zaman bu insanlar bir madde olarak ya dokunabileceği bir şey olarak değil, bir enerjisel kütlesel ağırlığı ya da istediği bir durum olmuyor. Kokuyla insanlar ciddi anlamda sıkıntı yaşamaya başlıyor. Zaten bunlar musallati vakalarda da ilk durumlarda bu kişiler yanık kokusu ya da çokça ağır bir çöp kokusu gibi kokular almaya başlar. Bunun sebebi niye? Koku reseptörü zayıfladığından dolayı, bundan dolayı ne oluyor? Bu insanı direktman hem bilincine hem de ruhani durumuna zayıflatabiliyor. Hı hı. İşte İmam Şafii, İmam Kurtubi Hazretleri bundan bahsediyor. Ama not olarak bunu düşmüyor. Yani koku reseptöründen bahsetmiyor. Ben şimdi bir enerjiden bahsedeceksem, bunu hissedebiliyorsam, hissedilemeyen tarafı reseptörlerle anlayabilirim. Bu da kokularla. Zaten kokuyu direkt aldığında sindirebiliyorsun, sonra beynine gidebiliyor. Ondan sonra acı duygusunu alıyorsun. Bu reseptörleri hareketlendirdiği için, bu cinler zayıf, nursuz enerjinin oldukları için bu acı ve koku reseptörlerini hareketlendirdiğinde insanlar ciddi anlamda bununla ilgili tasavvuf edebiliyorlar. Bu tasavvuf yani koku demek istiyorsun sen. Evet, tasavvuf edebiliyor koku. Ama sadece kokudan bahsetmiyorum. Bu kokuyu aldıklarında bizim vücudumuzdaki olan reseptörleri hareketlendirebiliyorlar ya da zayıflatabiliyorlar. Şimdi 339 tane koku reseptöründen bahsediyoruz. Bunun bir kısmı kalpte, bir kısmı mesaneden bahsediyoruz. Bir varlığın senin bulunduğun, etrafında bulunduğun yerde negatif, zayıf, güçsüz bir enerjinin var olabilmesini insan otomatikman kokuyla algılayabiliyor. Bu kokuyla algılamaya başladığında bu reseptörler, yani kalp ve mesanedeki reseptörler o kokuyu zayıflatıyorsa o reseptörleri otomatikman acı reseptörü devreye girmeye başlıyor. Ve acı reseptörü devreye girmeye başladığında bilinç dışı ve bilinç altında kontrol edemediği durumları direktman devreye girebiliyor. İşte burada da musallat tasavvuf oluşuyor. Bu birinci konu. Anlatıyorum. Şimdi diyor ki metafizik ne demek diyor? Fiziğe göre diyor işte yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvveti ve güçlü nükleer kuvveti. Şimdi bu dört maddeyle diyor etkileşim halinde olmadığı için zaten diyor biz onları göremiyoruz. Bu dört maddeyle etkileşim halinde olmuş olsaydı görebilirdik. Ama bununla ilgili diyor cinlerin diyor sadece mutlif onların varoluşunu bir madde üzerinde ya da bir insan ya da bir duvar ya da bir herhangi bir hissetme üzerinden değil, direkt koku üzerinden de algılanabiliyor. Koku üzerine algılanmaya başladığı zaman direktman insanların reseptörlerine, insanların... Söylediğin şeyler zıt birbirine ya Ramazan. Neden zıt hocam? Ya şimdi diyorsun ki bak, şu anda mevcut kainattaki dört tane kuvvetle etkileşmiyor diyorsun. Evet. Ama bir de diyorsun ki koku. Tamam. Nasıl etkileşmiyor? Şimdi ben şunu anlatacağım. Etkileşiyor demek ki. Etkileşmiyor hocam. Nasıl etkileşiyor? Koku etkileşmiyor mu? Organı... Hayır, koku etkileşiyor. Duyu organı yalıyor hocam bunu. Tamam, etkileşiyor. İşte... Bende bütün bu kuvvetler var. Bu şu anda yaşadığımız ortamda var. Tamam. Elektromanyetik kuvvet var, her şey var. Tamam. Biz onlara etkileşim haline girebiliyoruz. Hayır, kokusunu duyuyorsam etkileşiyor bunlar. Biz duyabiliyoruz hocam bunların kokusunu. Biz duyabildiğimiz için bu reseptörler bunlarla etkileşim haline giremez. Fark biz kokuyor. Sen hocam, aletini yap. Bak şimdi elektromanyetiyiz değil mi? Tamam. Mesela cep telefonu elektromanyetik dalga. Yer çekimi kuvveti. Etkileşiyor işte. Yer çekimi kuvveti. Tamam. Biz bunları etkileşebildiğimiz için görünebiliyoruz. Tamam. Bir katı hale alıyoruz. Onlar etkileşmiyor mu? Onlar etkileşmiyor hocam. Etkileşmiyorsa buraya hiçbir etkisi gelmez. Kokusu da gelmez. Hocam. Gelmez yani. Net bir şekilde bunlar etkileşmediği zaman, bu dört madde etkileşmediği zaman insanlara o bedensel sizin hissettiğiniz gibi buradan bedene hissettiğin giriş yapıp çıkar gibi yok. Bunlar tasavvut olmuyor. O bunlar direkt reseptörünüzü ve direkt çakranızı. Antimadde cinini tarif ediyorsun sen ama bunu karıştırıyorsun birbirine. Şimdi bu antimadde cini evet senin söylediğin gibi etkileşmeyebilir. Ama kokusu var deyince etkileşiyor demek. Tamam, devam et. Yani tamam, zıt birbirine tezat. Tamamlasın hocam. Hocam tamamladıktan sonra. Evet. Aldım da şimdi yani. Mesela çok söylediği şey var. Nursuz ateş var. Nursuz ateşi nasıl tarif etsin onu da? Nursuz ateşi tarif et. Nursuz ateşi şöyle tarif edebilirim ben. Bununla ilgili kaynaklardan değil direkt bilimsel olarak tarif edebilirim. Hocam şöyle bir şey söylüyorlar. Şunu açtığın zaman ne dersin bilmiyorum. Şimdi şuradan bir ateş çıkıyor. Bunun üzerinde böyle çok mavimsi bir şey var. Bazı hocalar, ben daha önce yayın yaptım da, narın, yani cinlerin muhteviyatının buna benzer bir şey oldu. Yani şuradaki kırmızı olan böyle mi yani? Değil. Onu mesela biz değerlendirdiğimiz onu öyle değerlendiriyoruz. Örnek vermek için bunu evet. Yaparlar. Yani biz mesela onun nursuz ateşten bahsederken biz direkt güneşi bununla ilgili örnek alabiliyoruz. Güneşi? Evet, güneşi örnek güneşin alabiliyoruz. Güneşin ateşiyle bunun ateşin arasındaki fark ne?
Onu söyle. Bununla ateşin arasındaki fark bu hava boşluğundan direktman şey yapabiliyor, etkileşim haline gelebiliyor. Nasıl hava boşluğundan? Ateşin mahiyetini söyle abi. Ateş ne? Şu, bundan mı bahsediyorsun? Ateş, ateş. Ateş ne demek? Ateş yakan hocam, yakan ne, şey. Ne ateş ne? Nasıl oluyor ateş? Neyden bahsediyor? Nasıl oluyor derken neyden bahsediyor? Ateş ne demek? Yani sıcaklığı mı, ateşin hayır, birdenbire bir belli oluşması şey mı? Çıkıyor ortaya, enerji çıkıyor. Mesela sıcaklık şeklinde çıkar, yanar ışık şeklinde çıkar. Isı ateş çıkar. Nasıl oluyor? Isı şekline çıkar ateş. Mesela odunu attım sobaya, ateş yandı. Bu ateş nasıl bir ateş? Güneşte de ateş var, o nasıl bir ateş? Şimdi sobaya attığınız ateşle güneşte nasıl ateş çok farklı. Odunun var. Ateşi, bunu, bu ateş, mesela çakmağın burada gaz geldi, ateş yandı. Şimdi bu ateşle güneş arasındaki güneşin ateş arasındaki muhteviyatını mı soruyorsun? Tabii, yani ateş ne molekülün demek? Yani ateş neyle birleşik? Kimyasal mı ya da mi? Karışımını? Bu ateşten bahsediyor. Hangi bu ateşten ateş? Kimyasal. Bu ateşten bahsediyor. Tamam. Kimyasal ne oluyor? Burada iki tane kimyasal bağlar çözülüyor. Evet. Değil mi? Mesela kimyasal bağ ne demek? Molekül. Atomlar bir araya geliyor. Onları birbirine bağlayan mesela suyu düşünelim. Hidrojen, tamam. Oksijen. Bu nasıl bağlanıyor? İki tane ayrı atom. Bu belirli bağlarla bağlanıyor. Bunu yaktığın zaman mesela hidrojen yanar. Bu çözülen şey ne? Aradaki kimyasal bağ. Ama bir de hidrojenin kendisi de yanıyor atom olarak. Güneşin içinde. O nasıl bir ateş? Şimdi hocam bak ben şöyle bir ya senin aldım. Bahsettiğin ateş nasıl? Bunun i̇şte ben ateş anlatacağım da küt duyarına gelince tamam. Açıyorum ben de ya. Şimdi notları var. Notlarına toplu hocam girmiş olursunuz. Yok nursuz ama. Ateş dediği zaman nur ne? Tamam. Ateş ne? Bir tamam, tanesi nar. Sen şöyle söylüyorsun o zaman. Nursuz nar. Nursuz nardan bahsetmiyor hocam. Nursuz bak, nar oluyor senin söylediğin. Nursuz nar olmuyor hocam. Şimdi ondan bahsederken şöyle bahsediyor. Ben o kaynağı kendileri okudum zaten. Perdeli nursuz ateş diyor. Bu nursuz ateş dediğimiz yansıtmıyor. Yani görememezin sebebi onların bir nuru olmamasından bahsediyor. Bunu tarif et. Güneşin ateşi mi bu? Evet. Nurun olmamasından bahsediyor. Var güneşin nuru. Bir örnek veriyorum. Bu yansıma hocam. Güneşin şu an biz yansıması oluyoruz. Direkt nurunu göremiyoruz. Güneşten nasıl yansıması? Direkt göremiyoruz ki nuru. Görüyorsun. Nasıl görüyoruz hocam? Ziya diyor ona Kur'an-ı Kerim. Görüyorsun oradan direkt ışık. O sadece zahir olarak gördüğün bir şey. Yani bizim zahir olarak görebildiğimiz kadar durumu anlatıyor o. Kur'an'dan anlattığı durum. Batınıyı nereden zahir biliyorsun? Hocam şimdi şöyle düşünün. Hadis tefsirinde de diyor ki biz diyor güneşin diyor insanları diyor ısısını tamamen yansıtmamış için onların arasına deniz attık diyor. Deniz diyor. Şimdi o denizden hadiste Beyhek hadisinde var bu. Ne o denizin arasından diyor onun ısısı geçirir diyor. İnsanları tamamen yakmamasın diyor. Onun ateşini düşürüyoruz. Biz yani, zahiri olan güneşten bahsediyoruz. Şeyden bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de ziya diyor. Mesela aya da şey diyor. Kamer diyor. Yok. Ayın ateşine ne diyor? Bak güneşin ateşine ziya diyor. Ayın ateşine nur diyor. Şimdi bunlar arasındaki farkı şöyle tamamla hocam. Tamam. Notları var Serhat hocamın. Arada yani güneşin ateşi dediği zaman güneşin ateşi görünür yani. Yoksa görünür. Şey kopukluk oluyor. Her sen tamam mı? Çok fazla kopukluk oldu. Tam konuya gireceğim. Tamam. Sen devam et. Ama açmamız lazım işte. Tamam, tamam bitirsin hocam. Not al. Burada sen bunu dedin. Ne demek istiyorsun diye öyle toplu sor. Bitir ama. Tamamını bitir. Tamam mı? İşte bitireyim. Bizim ben seni bitireceğim. Şimdi şundan bahsediyor. İmam Kurtubi şundan bahsediyor. Diyor ki bizim musallatla ilgili insanlara bir tasavvuf eden bir cinlerden bahsediyor. Bu cinler insanlara çok rahatlıkla tasavvuf edebiliyor diyor. Hatta musallat da olabiliyor diyor. Bunlar diyor insanlara musallat olması sebebi kimisi diyor bununla ilgili diyor koku alır. Onların kokusunu alır. Koku aldığı için bununla etkileşime girebilir ve bununla reseptöre çalışabilir. Bu reseptöre çalıştığında bu insanların musallat durumları o an kendi bedeninde hissedebiliyor. Hissedebildiği için de bunu diyor ki kainatta her neyi tespit edersek edelim diyor. Bu dört kuvvette illa bir tanesi etkileşim halinde olduğumuz için biz diyor kendimizi bunu tespit edebiliyoruz diyor bu etkileşim hallerinde. Diyor ki mesela örnek devamında diyor ki. Abi Kurtubi'den bahsediyorsun. Alan kuvvetlerinden bahsediyorsun. Kurtubi zamanla hangi alan kuvvetini biliyor Kurtubi? Bunları sen kendi söylüyorsun bence. Kurtubi hadis aktarıyor. Kurtubi de evet, elektromanyetik kuvvetin ne demek olduğunu biliyor mu? Tabii Bediüzzaman Hazretleri. Yok tabii, alakası yok. Hiç. O zaman bunların kaynakları var siz. Okudunuz mu bunları? Ya oku okumadınız. Okuma fark etmez. Kurtubi zamanında zaten bilimsel gelişme yok yani. Okumadı. Cabir bir hayal zamanında var hocam. Onun 300 sene öncesinde var simya. Elektromanyetik kuvvetten haberleri yok adamda. 300 sene evvelinde var hocam simya. Elim 300 sene evvelinde kimya simya kaynağıyla. Tabii kimya var. Cabir bir hayal var. Ondan Kurtubi'den 400... Kimyalarda hiç elektromanyetik hocam, sizin, kuvvetten haber yok. Bakın hocam Kurtubi zamandan bahsediyorsunuz. Abi elektriğin keşfedilmesi zamanında elektromanyetik kuvvet nasıl oluyor yani? Hocam siz Kurtubi'den bahsediyorsunuz ya. Bundan 4 sene evvel Cabir bir hayal kimyayı buluyor. Atomun karşısında bildiğini. Kurtubi'ye eklemişlerdir bugün. Kurtubi de şöyle söylüyor, böyle söylüyor diye. O hadislere güvenme bence.
Hadislerle bir yere gidemezsin. Tamam. Çünkü bak Kurtubi zamanında elektromanyetik. Yani, biz baştan o zaman elektrik. Siz ama görmediğiniz bir kaynak hakkında fikir veriyorsunuz. Verdiğiniz fikir içerisinde. Görsem ne olacak? Biri uydurmuş yazmış. Nereden kaynak? Hadislerin sağlamlığı şüpheli. Bir tanesi o yalan çıkar. Bir tane yalan çıkarsa hepsi size yalan. Size göre o. Bir tane olur mu öyle şey yalan doğru. çıkarsa? Hocam şöyle yapalım. Şimdi maddeleri, kabul hocam, yani. Maddeleri sen tamamladın ya. O da tamamlasın. Sonra ikili ama karşılıklı gireceğiz. Şu an ama zamanından şey, alıyorsun onun ama. Şey yani tutarlı. Tamam onu not al. Tutarsızlığını şimdi, söylersin bitirince. Araya girince bitiremiyor ama. O zaman madem elektromanyetik kuvvetten haberi vardı. Elektriği keşfetseler tamam, yaksalar. Tamam, hocam bunu zaten sizin bahsettiğiniz Kurtubi döneminden bundan 300 sene evvel Cabir mi Hayyam atomun parçalanabildiğini söylemiş. Siz Kurtubi'yi tanımıyorsunuz bence. Kurtubi döneminden yani bahsediyorsunuz. Ama olur mu öyle şey? Siz de zanda bulunuyorsunuz. Yok elektrik yok zanda bulunmuyor. Ya elektrik bulunması alakası yok ki. Sizin bahsettiğiniz dönemin daha gerisinin 300 yıl öncesinde Cabir bin Hayyan var. Kurtubi zamanında bile değil bu. Cabir tamam, bin Hayyan Irak döneminde simya, kimyayı keşfetmiş. Simya diye atomu... bir şey yok zaten. Dur, tamam yok. Hocam dur tamamlasın dur. Hocam, hani, o yok şu yokla gitmeyelim. Cabir'in keşfettiği de adı üzerinde Cebir zaten. Tamam, yok. Cebir'i keşfetmiş. Hocam adam. Şöyle yapalım. Ya onu sizin söylediğiniz şu yok, bu yok değil. Şimdi yo, bitirsin. Belli adından geliyor. Cebir o kendi süresiyle ismi var. O açıklayacağı şeyi bitirsin. Sen oradan şey. Şunu dedin ama burada bu yok evet. diye sen müdahale yani edersin ama bitirsin hocam. Yapacağız dedik fikrimi söyleyeceksin şimdi münazere ediyoruz. Kurtubi'nin zamanında böyle bir şey yok diyor. Kurtubi zamanını bilmiyor hoca. Sen Kurtubi, devam et hocam. Ben bunu anlatayım ama. Tamam. İşte o yoktu dediği zaman Kurtubi Hazretleri adına uydurma hadisi ben getirip burada söylemiş oluyor olurum. Kurtubi zamanından... Hadislerin hepsi uydurma ya. Ama işte o bitti o itikat şu bozuldu. Uydurma. O zaman bizim hiç konuşabileceğimiz bir şey kalmaz ki. Benim sizin verdiğim... ama kaynaklarında bir tane yalan bir şey. Çıkarsa ona... İnanmakta şüpheye düşersin. Bununla ilgili kaynaklarda Kur'an'dan sen fazla, anlatsana. Birden fazla tefsirleri. Kur'an'a kaynağını anlatacağım. Siz bana izin vermediniz hocam, ki. Hocam bitirsin. Başından beri hiçbir şey izin vermediniz. Ben bu Kurtubi şeyini anlatayım. Onunla ilgili zan oluyor. Sonra konunu tamamla. Ondan sonra karşılıklı tamam, ben sorayım öyle gidelim. İmam Kurtubi Hazretlerinden 300 yıl önce Cabir bin Hayyan dönemi var. Irak dönemi. Hı hı. Cabir bin Hayyan döneminde Irak döneminde çok fazla büyüyle uğraşılıyor. Ve bu kimya simya ve kimyayla ilgilenen büyük bir zatlardan bir tanesi. 300 yıl sene öncesinden söylüyorum. Bu zat Kurtubi Hazretleri'nden 300 yıl önce atomun parçalanabileceğini söylüyor. Bunu söylüyor 300 yıl önce. Ve ondan 300 yıl sonra İmam Kurtubi Hazretleri bunlarla ilgili şerh ederken İmam-ı Rabbani de kendi mektubatında kaynak yok diyor ya. İmam-ı Rabbani'nin 19. mektubatının kaynağında İmam Rabbani ve Bedruzzaman Hazretleri direktman İmam Kurtubi'nin kaynaklarını alıyor. Bunları hadislere şerh ediyor. Yani bununla ilgili hiçbir hadis alimleri bununla ilgili bu problem vardır, bunda yalandır, bu hadis dikkate alınamaz diye bir kaynak hiçbir yerde geçmiyor. Sahih kaynaktır. Hadislerin bir tanesi yalan olduğu zaman, diğeri boşa gitti dediği zaman o zaman Kur'an'dan söylediğinde bana Kur'an yeter olur. Kur'an'a kendine göre yolunu alsın. Öyle zaten. Kur'an'daki olmadı işte Kur'an. Kur'an bana yeter dediği zaman bu itikadi problem olur. Hayır hiç itikadi olmaz. Ama Kur'an Enbiya suresinde bu Kur'an'dan sorumlusunuz. Bu Kur'an size yetmez mi diye ayet var. Bu ayette ilgili sorumlu olduğum mükellefiyeti olduğun ayetten bahsediyor. Ben o mükellefiyetten bahsediyor. Ama ben bilmem olmaz. Ayet bak şimdi ayeti söylediniz. Bakarım ayete. Ayet ne diyor? Kur'an'dan başka hiçbir kaynağa bakmıyor. Demiyor öyle. Bu ayete bakmakla mükellefsiz bana uymakla mükellefsiz diyor. Siz söylediğiniz gibi söylemiyor. İkincisi ayetin iniş sebeplerini, onun neden uzun olduğunu anlamak için hadise gitmek lazım. Hadis kaynağı olmazsa itikadi kaynak olur. İtikadi bir kaynak olursa benim aldığım bir kaynakla burada uyuşmaz. Evet. Şöyle İtik- yapalım hocam. Şimdi onları da notam ama sen oluyor. Konuyu bir tamamla. Evet itikadımız farklı oluyor. Farklı oluyor ama farklı senin kimi doğru benim kimi doğru. Şimdi onu münazara ederiz. Ama şunu yaparsak münazara edemeyiz. Ben bunu atmam lazım. Sen bunu bitir. Yani bu konuları... Tamam da... Ama bak. İşte araya girip onlarla devam etme. Sen abi, konunu bitir. Abi önce... Bak abi şunu anlamıyorsun. Problem şurada. Ben bir hadisi getiriyorum buraya. İmam Kurtuba'da konuşmuş gibi oluyor. Bu sıkıntı getirir. Bu bana sıkıntı getirir. İşte bunu tamamlarız. Ama ben. Abi tamamlayamadım ki. Konu burada başka bir noktaya gitti. Şimdi ayetlerden bahsediyoruz ya. Ayetlerde cinden bahsederken bu cini insana çevirebiliyoruz. Burada problem yok. Tamam burada hiçbir problem yok. İmam Kurtubi ve İmam Şafii'den kaynak alınca o zaman da elektromanyetik yok. O zaman ne oluyor biliyor musun? Burada problem şu oluyor. Ben kendime göre anladığımı anlatıyorum. Sen kendine göre anladığını anlatıyorsun. O zaman böyleyse bırak ben kendime göre anladığımı anlatayım. Anlat. Ama ya. İşte olmuyor işte bu tamam, problem. Hocam.
Ama bunu, yani hocam bak biz yine şöyle anlaştık. Bak ben zaten bunun böyle olduğunu fark ettim zaten. Bak tutarsız olursa. Hocam tutarsız olması. Bak tutarsız olursa şuna bas. Not alırsın. Dersin ki bunun tutarsızlığı var. Dedim ki hocam tamam bundan sonra ikinci bölümü yapalım. Bitirdikten sonra benim not aldıklarım bunlar diye tek tek sorarsın. Yani, hocam bu, bölünüyor. Başka bir şeyle giriyor. Yine tamamlayalım. Nasıl? İkinci konuya benim konu çok dağıldı. Ya ben anlamadım konu çok dağılıyor. Hocam şöyle. Ya Murat Bey şöyle de bakın şimdi. Ayeti böyle bak ben şunu anlamaya çalışıyorum. Biz yayın üyesine anlaştık. Dedik ki Ahmet Hoca fikrini söyleyecek ben fikrimi söyleyeceğim. Hemfikir miyiz bunda? Doğru. Var mı bunda bir ilgili? Bunu ben oturdum hocamı sadece dinledim. Var mı bunda bir fikir? Kur'an'dan cin. Sen de girdin araya ya. Hocam iki tane soru sordum sadece. Hayır daha tamam, ben de soruyorsam özür dilerim. Sen ben şimdi bu yöntemden rahatsızsan ben girmem şimdi araya. Ya hocam sen yöntemden devam... rahatsız değil. Burada yöntem şuna gidiyor. Bak ben yöntemden bahsetmiyorum. Siz araya gelirsiniz. Abi açılsın diye soruyorum. Büyüsün, ben. Açılsın. Hocam açılsın diye soruyorum. Bakın. Yani doğrusunu öğrenin. Güzel hocam. Neyse. Ben de senden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Kıymetli hocam şunu atmaya çalışıyorum. Bakın. Siz araya girsin diye bir şey öğrenmek için sormuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bir tane hadis problemi ise bütün hadis problemi. O zaman eleştirebilirsin. Ama bu, soru, zaman sana gelince... Batiniye kayar zaman bu. Şöyle, zaman... ben dedim ya program başına. Öncelikle ikinizin de serbest süreniz var. İkiniz de yaratılışı, muhteviyatını anlatın cinlerin. Sonrasında karşılıklı not aldığınız şeyleri istişare ederek münazara yapalım. Ya münazara yapalım. Açılsın bak. Münazara yaparken itikadi şey konulara girdiğin zaman problem oluyor. Sen İmam-ı Kurtubi Hazretleri'ne, İmam-ı Şafii'ye kaynak söylediğin zaman, bu kaynak hiçbir yok dediğin zaman ben burada batını anlatmış olarak görünürüm. Bak burada bir tehlike bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Ahmet Hoca'nın yayınları izledim. Bu distürde birçok insanı aşağı çekti. Ben şundan bahsediyorum. Siz Kur'an'dan cinle insan dediğiniz zaman ağzımı açmadım. Böyle bir terim yok. Bununla ilgili literatür ne yazarsa çıkmaz. Ağzımı açmadım. Neden? O onun anlatışı mı, bakış açımı. Görüşü bu. Yayında böyle anlaştık. Şimdi benim söylediğim kaynakta örnek veriyorum. En başta şununla başladım. وَمَا هَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ İki farklı yaratılıştan bahsettim. Bunun devamında şundan bahsettim. Yedi cins mahlukat olduğu söyleniyor dedim. Bu mahlukatlardan bahsederken cemaat, cansız varlıklardan, insi, insandan, cinli, cinlerden. Şimdi insanla cinli antimadde olarak buraya alıp insanla cinli aynı kavim olarak, aynı ırk olarak, aynı yaşam olarak, aynı form olarak değerlendirirsek o zaman bizim şuna gitmemiz lazım. Kur'an bunu anlatırken bununla ilgili Resulullah nasıl şerh etmiş? Bunun kaynaklarını diye anlatırız. Sonra döndük konuya geldik. Dedik ki Hazreti Süleyman zamanındakiler de insandı. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bizde şöyle bir şey oluyor. Bana Kur'an yeter oluyor. Bana Kur'an yetindiği zaman mezheplerimiz farklı oluyor konusuna girer. Bu manipüle girer. Ben buna karşıyım. Çünkü başta anlaştığımız gibi olmadı. İkinci bir konu, bahsettiği konularla ilgili anlattığı ayetlerde bu hocamın yorumu. Yani Kur'an'ı Ahmet hocamın, Serhat Ahmet Han'ın tefsir etmesi gibi düşünün. Serhat Ahmet Han ayeti okurken tefsir etmiş oluyor. Ben şimdi bu Kur'an'daki bu ayeti anlayabilmem için bununla ilgili hangi müfessir, hangi hadis kaynaklarında bunu nasıl şerh etmiş, Resulullah bununla ilgili nasıl bir hadis kaynaşmış bunu yapıyoruz. Rahman suresiyle ilgili bahsetti. Rahman suresiyle ilgili problem şurada. Rahman suresinin buradaki kaynağı Abdullah İbni Mesud. Resulullah Aleyhisselam 3 defa bununla ilgili kaynak var. Bak sakin artık kaynakları. Bu kaynaklar nerede? Bak konuya ben giriş yapayım şimdi. Hı hı. Ben böyle konuya giriş yapmak istemiyordum. Konu neydi Rahman suresi? Rahman suresi cinlerin dinlediğine dair insan ve cinler arasında. Şimdi bununla ilgili İlahiyat Fakültesi şöyle bir tez yazmış. İlahiyat Fakültesi bu tezi yazarken de dinlediğine dair orada değil. Rahman suresi insan ve cinler arasından bahsediyor. İnsanla cinleri i̇nsan, karşılaştırarak. Bak orada bile insan ve cinleri karşılaştırıyor. Tabii ama işte mahiyetini söylüyor. Ama mahiyetini söylüyor ama farklı mahiyetten bahsediyor. Şeyde var. Hani mesela iblis isyan ettiğinde, secde ettiğinde çünkü şey yapmadı. Emrimizden çünkü çocuk o cinlerdendi. Orada evet. Bir ayrı gösterme var. İki tane ayrı şeyden ayrı, bahsediyor. Ayrı göstermeler var. İki ayrı yalışan bahsediyor. Rahman suresi zaten iki ayrı yalışan bahsettiği gibi biz Rahman suresini buradaki ayeti anlayabilmemiz için bu ayetin iniş sebebi ve oradaki olayın vuku bulduğu durumu anlamamız lazım. Bu da kaynağa gider. Bu kaynakta hadistir. Bu hadis kaynağıyla ilgili burada tezler yazılmış. Bu tezler neden bahsediyor biliyor musun? Aleyhisselam cinlere Kur'an okumadan evvel Abdullah İbni Mesud'u şöyle sesleniyor. Cinlere Kur'an okuyacağını söylüyor. Gelmek isteyen kişi var mıdır diye soruyor. Ve bunu 3 defa tekrarlıyor. Bununla ilgili hadis kaynaklı delillerini okuyacağım ben. Çünkü öbür türlü problem. Şu daire çiziyor, çıkma buradan çık, diyor. Onun daha gerisi var. Tamam. Onun daha gerisi var. Diyor ki aleyhisselam, gelmek isteyen var mıdır diyor. Bu arada büyüyle ilgili çok kaynaklar var. Diyor ki gelmek isteyen var mıdır diyor. Ve 3 defa seslendikten sonra Abdullah İbni Mesud ben gelirim ya Resulullah diyor. Ben gelirim diyor. Abdullah İbni Mesud şöyle bahsediyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yola çıktık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okudu cinlere.
bana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumadan evvel diyor ey İbni Mesud şu çizgiden dışarı çıkmayacağını söyledi diyor. Bir çizgi çizdi diyor. Hatta diyor ki Abdullah İbni Mesud kaynakta ben diyor o çizgiyi geçecektim diyor. Aklımdan geçirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bana sordu. Ey İbni Mesud sen aklını onları o çizgiyi geçmeyi mi düşündün diye söyledi. Ve Abdullah İbni Mesud şöyle bahsediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını uçuştular diyor. Simsiyah bulutlar gibi başını uçuştular. Bakın şimdi cinler görülebilir mi? İnsanlar ve cinlerin mutfiyatı farklı mı? Onların yaratışı farklı mı? Bu kaynaktan direkt anlaşılabiliyor. Hocamın ondan sonra konunu anlattığı konuyla ilgili onun devamını getirir. Şimdi bu kaynaklar nedir? Tefsirler İbn-i Mace, Ebu Abdullah Muhammed Yezid. Bak buna çok önemli. Muhammed Fuat Abdülbaki Dura, İyahil Kutubül Arabiye. Bunlar çok tefsirli sağlam kaynaktır. Hiçbir müfessir, diğer müfessire bu yanlıştır diye cerhap, yalan ya da bunlarda bir uydurma vardır diye hiçbir şey bahsetmiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduğumda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara göremedim diyor Abdullah İbni Mesud. Bir ara göremedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduktan sonra cinler biz ne güzel bir Kur'an dinledik diye kalıbına gidiyor. Ayet. Ve bildiriyor diyor. Bunun devamı da var. Bunun devamı nedir? Abdullah İbni Mesud diyor ki, Abdullah İbni Mesud kimdir biliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud, Ebu Hureyre'den sonra en sahih kaynakları veren zattır. Bununla ilgili tefsirler vardır. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Kur'an okutması benim yanıma geldikten sonra ben diyor bir cin topluluğuyla karşılaştım. Aynen kaynak bunu anlatıyor. Diyor ki İbn-i Mace ve Sahih Müslim'de geçiyor bu. Okuyabilir arkadaşlar da. Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid Sünni ve Muhammed Fuallu Abdullah Dura İyalü Kitab-ül Arabiye'de geçiyor bu. Diyor ki çarşaflı uzun boylu kişiler geldi diyor. Bunlar diyor Mardin Nusaybin kabilesi olduğunu söylediler. İsim veriyor bu kaynak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk ima eden cinler o oldu diyor. Zaten şimdi, Mardin'liymiş işte, adamlar. Yani. Serhat hocamın dediği şuydu. Şimdi, onlar orada evet, görünen insanlardı. Şimdi dedi. Şimdi onlar insana geçmiyor. Direkt mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hocam bakın. Ya Mardin'liymiş kendi söylüyorsun. Mardin Nusaybin. Bakın hocam. Mardin bölge geldiği bölge. Gene görürsün o cinleri şimdi, ya şu anda orada tıklar. Tamam mutlak doğru. Doğru söylüyorsun. Yani. Bununla ilgili birkaç kişi araştırma yapmış. Yok insan olarak görürsün insan onlar yani. Mağarada, mağaranın içine gidelim mi? O gelenler insan yani işte. Hocam bu kaynak bunun insan olduğunu söylemiyor. Ya bak. Ne söylüyor kaynakta ne söylüyor? Rahman suresinden bahsediyorsun hocam. Rahman suresiyle ilgili neyden bahsediyor? İnsan ve cinler arasındaki ilişkiden bahsediyor. O altı madde cinni işte onu söyledik yani. Altı madde cinni diye ayırırsak o zaman ben de şöyle ayırma hakkım var. Ben de hadise başvururum. Bak hadise başvurun. Az müsaade et bana. Buyurun tabii tabii rica ederim. Bu söylediğin Abdullah İbni Mesud. Doğru. Şimdi bu Abdullah İbni Mesud'un şeyleri kesinlikle hadisçilere de sor kabul edilmez. Neden? Neden? Abdullah İbni Mesud peygamberimiz öldüğü zaman 2 yaşındaydı. Bu neden giriyor biliyor musun sahabelerin arasına? Bütün sahabeler o nesil ölmüş bu 2 yaşında olduğu için peygamberi gördü diye bunu sahabe kabul etmişler. O da anlatmış. Bununkileri kabul edilmiyor. Bu Ebu Hureyre'ye geçelim. 2 yaşındaydı Abdullah Mesud. 2 yaşında, 7 yaşında diyenler de var. Çocuktu. Bunu söyler kim hocam? Kaynak ne? Kaynak, bütün yine hadis kaynakları, sizin kaynaklar. Bulurum, bakarım. Yok. Şimdi aklımda yok yeri. Hadisçiler mi söylüyor? Hadisçiler hepsi bunu söylüyor. Bunu mealciler söylüyor. Hayır hiç. Hadisçiler bak. Ben o söylemi bir mealciden dinledim. Geçelim Ebu Hureyre'ye. Tamam. Bunu Abdullah İbni Mesud bir kere kabul edilmiyor zaten. Ebu Hureyre'nin de kabul edilmiyor. Neden? En çok hadiste nakleden bu ikisi. Ebu Hureyre'yi de Hazreti Ömer kaç kere kovmuş, kaç kere ceza vermiş ona uzaklaştı. Kim kovmuş? Hazreti Ömer. Bir daha hadis yapmayacak. Bunlar hep uydurma böyle o gün şartlarına göre anlatmışlar nakletmişler. Tahabeyden bunlar mi? Irak ekolü zaten. Irak. Değil. Irak'tan gelen sistemler zaten. Nasıl Irak ekolü oldu hocam? Irak işte. Hocam bunlar Irak'ta. Bunlar daha sonraki tabiin bile ondan sonraki bakın ben size direkt söyleyeyim. İyâ Kutubül Arabiye bu kaynağa bakın. Bu kaynak bütün tesirlerde sabittir. Bütün kaynaklar. Tabiin bile Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Mesud'un anlattığı bu kaynağı asla reddetmiyor. Tabiin bile. Ya bıraksan tabiini. Ben hocam, sana söylüyorum bak Hazreti Ömer diyorum kovmuş. Ceza vermiş kaç kere. Medine'den uzaklaştırmış. Ebu Hureyre. Tabii. Aç bunları Ebu bak kaynaklarda bu. Ebu Hureyre ile ilgili şimdi böyle bak, bir hadis kaynağı bir tane bir kişi getirsin. Var. Ben Ebu Hureyre ile ilgili konuştum bütün hadisini inkar edeceğim. Şeyi getirme. Bir tane kaynak. Edebilirsin, inkar edebilirsin. Hayır, ben dedim ki yanlış yani okumuşum. Bir sürü yanlış var. Yanlış okumuşum. Bir sürü yalan hocam var. Bakın. İçinde kalmak var. Ama o zaman şöyle hani
hadis var, hadis yok. Ben hadisten kaynak gösteriyorum. Ben hadisi kabul etmiyorum gibi de gitmesin yani. Öyle gidiyor ama. İşte öyle olmasın. Öyle, öyle oldu. Yani öyle olmasın. Öyle bir çekiyor. Şimdi bak, orada o zaman hiç yol alamayız. Burada bir tehlike anlamadım işte. Devam almış oluşuyor. Hiç yol alamayız. Mezheplerimiz, şimdi bak şimdi itikatlarımız farklı dediğin zaman. Bak şimdi Murat Bey, ben Ahmet Hoca'yı tanıyorum. Temel kitaba gel ya. Kişisel, hocam temel konuya gelebilmek için, benim temel konuya indiğimde seni anlayabilmem için, seni dinlemek için ben temel Kur'an'a indiğimde bana Kur'an yeter meali üzerinden yani kendi çevirmen üzerinden o cin suresindeki cinden bahsederken cen, cenne bundan bahsederken burada da neyden bahsediyor? Cin ve nundan bahsediyor. Cin ve nundan bahsederken inste cin ve nun yok. Sen bunu nasıl insana çevirdin? Önce şunu yap. Temel kaynak Kur'an. Şimdi Kur'an'dan anlat. Anlatamadığın eksik kalırsa hadisten takviye edersin. Hocam zaten ama temel kaynak alırsan bana hadisi zaten. Orada anlaşamayız. Problem şurada başlıyor. Sen zaten Kur'an'da mesela şunu söyledi. Nursuz ateş geçiyor bu. Onu anlatsın. Rahman suresini geçiyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani cinlerin yaratılışını anlatıyor orada. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben anlatmak istediğim konu şu. Şimdi siz Kur'an'da kaynaklı şeyleri anlattınız ya. Bu sizin anlatımınız biçiminiz. Benim anlatımımı, anlayış biçimimi sorduğunuzda ben bunu konuşma hakkı cevabına sahibim. Temel doğru mu? Temel kaynağı es geçersen itiraz bak, ederim. Hocam itiraz temel edebilirsin. Temel kaynağı bir tarafa atıyorsun, temel, gidiyorsun hadislerden anlatmışsın. Hocam temel kaynağı, zaten beni hadise temel kaynağı götürecek. Ben götürmez. Zaten, hocam bakın, ben size şöyle anlatayım o zaman. İş burada başka bir noktaya gelir. Götürmez. Bak Mardinli dedin ama Mardinleri cin olarak yorumluyorsun. Ama ben bunu yorumlamıyorum. Bunun kaynağı zaten bu. Bunun kaynağı bir nedir? Bir cine memleket ne gezer? Bulamazsınız. Senin bakın, anlattığın cine memleketi adam bir Afrika'ya gider, bir Amerika'ya gider. Siz, Mardin'e neyi yerleşsin? Siz fizik kısmında antimaddeye, yani cin, elektromanyete giriyorsunuz. Tamam mı? Anılmasına burada, gerek yok. Burada cinle ilgili cin ve nun geçiyor ve Kalem suresinde geçer ikinci nun. İnsle ilgili bir cim harfiyle nun harfi yok ama Kur'an'daki cin bahsettiğinde bunu ins olarak değerlendirebilmek burada şimdi, eksiklik var. Hocam, şimdi muhteviyatına dönelim ama bu hani hadis de var. Ama muhteviyatı dönemeyiz ki böyle. Gibi gitmesin çünkü hadis programı değil bu. Ama muhteviyat tamam orada bak hocam hadis programı hadis programı bak, değil ama şeyde temelde şöyle anlaşamadım. Murat abi bir dakika bana müsaade edin. Ben şunu anlaşamadım. Konuş. Diyor ki bak mesela ben cinleri ve insanları alamayız ama şey için yarattım. Bak ibadet et. Şimdi orada Ramazan şunu yapıyor. Bunlar iki ayrı varlık kategorisi diyor. Evet. Şimdi bu hangisine göre doğru? Mesela Rahman suresine göre doğru. Tamam. Şu ayrı ayrı antimadde madde kainat. Şeyde de iblisler ama neye göre yanlış? Şuna göre yanlış. Mesela Hazreti Süleyman'ın cinleri bu kategoriye girmez. O zaman Kur'an çelişti. Bitti. Sen onu anlatacaksın. Ama Kur'an çelişti oluyor. Yok Kur'an'a ben anlatacağım. Rahman sana. Suresinde Kur'an çelişmiş oluyor. Rahman Suresinde ayrı ayrı kategorilerde anlatıyor dedim ben sana bak. Tamam ayrı ayrı kategori saydım. Yani Kur'an-ı Kerim'de cin kelimesi dediği, ayrı ayrı şey cennet de öyle. Evet ama farklı, örtülü cenneden geliyor. Evet, örtülü gizleme. Farklı, diğeri farklı mı? Tabii mesela cennet cin kavramı cennet bahçe diye de geçiyor. Adem'in yaratıldığı yer diye de geçiyor. Bizim sonradan gideceğimiz yer diye de geçiyor. Şimdi tek şeyi üç ayrı konuyu tek bir kelimeyle anlatmış. Onu sen konunun akışına göre hangisi hangisini ifade ediyor onu anlayacaksın. Ya sen şunu mu diyorsun hocam? Cin kavramı var. Tabii cin kavramı. Biraz önce ibadet etmek için yarattığım bir iki ayrı varlık da kabul edilemez. Olabilir. Hazreti Süleyman'ın tabii, yanındaki olabilir. İnsan dedi. Tabii o da olabilir. Olabilir. Mardin'den gelenler de olabilir. Üç ayrı tabii. Ama üçün ikisini sen insan bunu yaptın. Birbirine karıştırmayacak. Yani onu anlatırken ayrı anlatacak. Mesela Rahman suresindeki antimaddedeki bizim biraz önce benim bahsettiğim ayna simetrisiyle aynı o da insan. Ama ayrı bir dünyada. Onu ayrı anlatsın. Mesela o mu geliyor bize etkiliyor? Rahman suresiyle ilgili zaten onun etkilediği ilgili insanla cinlerin ilişkisinden bahsettiğiyle ilgili Rahman suresini anlıyor zaten. İnsanlarla ilişki kurabildiği. Öyle devam et hocam. Bunu zaten anlayabiliyoruz. Tamam mı kıymetli hocam? Kur'an üzerine gidelim madem. Tamam, şimdi biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Araya girmeyelim hocam. Nota. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Sonra karşı bir problem yok. Ben Sertun'u çok seviyorum. Abi, notu alıyorum ben de. Alamayız. Konu açığa çıksın. İkinizi de ben tanıyorum. İkinizin de yok bir şeyler araştırıyoruz. Yok yok sıkıntı yok. Şimdi şöyle, sıkıntı yok, yani araştırıyoruz doğru. Yani. Şimdi itikadını fark etsem ben kendimi korumakta mükellefim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi problem sen şöyle. Sen kendi itikadına Rahman göre Rahman suresinde, anladım. Bak kendi itikadımı görebiliriz. Ama temel kaynağı ama önce benim hangi, bak şimdi olmuyor hocam. Hangi itikad olduğunu bilmiyorsun ki. Şimdi Rahman suresinden konuşuyoruz ya kıymetli abiciğim. Rahman suresinden konuşurken insanla ve cinlerin ilişkisinden bahsediyor. Doğru muyuz? İnsanla cinlerin konusundan bahsediyor. Yani insanla ve cinlerin bir temas halini Rahman suresine göre bakarsak bununla ilgili delil olarak kabul edebiliriz.
bu delil olarak kabul ettiğimiz şeyi aynı zamanda bunu neyle esaslandıracağız? O olayın vuku bulduğu ve o olaya şahitlik olan kısmına bakmak lazım. Kur'an kendi içinde bize onu rehber olarak edinmemizi söylüyor. Bununla ilgili de kaynaklarını sevk ediyor zaten. Ben Rahman suresinde insan ve cinlerin ilişkisini kurabileceğini, cinlerin insana tasavvut olabileceğini anlayabiliyorum zaten. Çünkü nereden onu bir yerini göster. Mesela şu ayette de. Hocam tamamlasın, dur tamamlasın. Yok ama İttihat-ı Şeyh'de temellendirsin yani, onu söylüyorum. Rahman suresinde hangi ayette insanlarla ilişkiye geçtiklerine dair şey var? Sonrasında biz Kur'an'da cinlerden bahsederken harfler, Kur'an'ın belli bir harfleri vardır. Cin ve Nun harflerinden. İnsan bahsederken bu harfleri göremezsin. Hazreti Süleyman konusunda girersen eğer, farklı bir ayetten konuşursan, burada farklı bir cin kavramından bahsediyor, burada farklı bir cin kavramından bahsedersen ayetler çelişmeye başlar. Kur'an çelişmeye başlar. Bizim konuşumuz ana konu ne? Onların muhteviyatı. Yani onların bizim üzerindeki muhteviyatı. Ben bu muhteviyattan bahsederken bununla ilgili insanlar üzerindeki değerlendirmeyi yapıyoruz ya. Herhangi bir tıbbi problem yoksa, psikolojik bir problem yoksa bu insana etki edebilecek hallerin ne olduğunu anlamam lazım. Bunu anlarken de bununla ilgili olaylarda vuku, bir vaka var. Bu vakayı tespit edebilmem lazım. O ayet anlayabilmem için. Benim Rahman suresinde insanlara ve cinlerden bahsederken bu bahsediş şeklini anlayabilmem için bunu, bu olayın vakası vardır. Bu vakaya kaymam lazım. Nedir bu? Bunun kaynağı Abdullah İbni Mesud. Bu kaynağı kim almış? İmam-ı Şafii de almış. İmam Kurtubi de almış. Hatta Bedruzzaman 19. Mektubat'ta bunu da koymuş. Bunu şerh ederken Müslim, Sahih Selam, İyavül Kutubül Arabiye bunları kaynaklarını almış. Ne demiş meal? Orada ne anlayacağız? Kur'an'dan yok. Kur'an'da ne demiş? Yani ne kaynakları, yani hadis kaynakları beraber anlıyoruz ama evet. Kur'an'daki o ayette ne demiş? Ne anlamamız lazım? Rahman suresindeki ayetini anlamamız lazım, biliyor musun Murat Bey? Buradaki Rahman suresindeki ayetinde bizden ve yani kelimeleri meal edersek. Bizden ve hocam sen de çıkart onu. Hatta okuruz da canlı canlı. Ben de okuyacağım. Tamam şimdi. Oku. Sayfası bulamıyorsan yönetmene soralım. Buralarda olmasın? Ne istiyorsun? Hangisini? Rahman suresinin sayfasını. Rahman suresi ayeti. Rahman suresinin başlangıç tamam, sayfası. Tamam, Rahman suresinin bir sayfasını söyler misin bana? Şurada hemen hızlı hızlı bulalım. Çekmiyor galiba. Burada wifi yok. Burada wifi yok. Bulayım mı ben? Bir zahmet. Yönetmenim buldun mu? Bir dakika, Google'a ben yazayım ona Rahman suresi. 29. cüzde olacaktı ama. Bir dakika, hemen bakıyorum, hemen bakıyorum. 530. sayfama. Ha? 530, 530'lardaymış. Cüz olarak bana. Tamam. Evet, orada 530'da başlıyormuş. Kaçıncı yüzdeydi hocam? Şimdi tamam. Bak burada mesela en belirgin insanın... Ayeti okusun mu? Tamam olur. Tamam. Cüzde söyler misiniz? Kaçıncı yüzdü hocam? Cüzde burada yazmıyor. 533'ün 27. cüz. 27. cüz. Tamam. 27 cüz. Hocam 27. 532. Şimdi bak burada ne yazıyor? Ben... Ayeti okusun. Tamam tamam. Tamam buyur hocam. Şöyle... Halakalı insan kaçıncı ayet? 14. Tamam. Bak 14. Bazı izleyicilerimiz de bakabilirler yine ayete. 14. Ayet. Rahman suresi 14. İnsanın ayet. İnsanın yaratılışını burada önce söylemiş. Halekal tamam. İnsanı min salsalin. Burada salsal diyor. Hı-hı. Evet. Salsal. Min salsalin kel fakhar. Yani gibi. Kel dediği zaman gibi. Fakhar. Övünen gibi. Övünen bir çamur karışımından yaratılıyor. İnsandan bahsediyor. İnsandan bu. Şimdi burada diyor ya ki, orada bir toprak var. Evet, şimdi toprak var ama tamam. Burada övünen toprağın ne olduğunu anlayacağız. Buraya geçiyoruz insanı anlamak için. Övünen tamam, toprak o ne demek? O konumuz değil şu anda. Yani biz toprak değiliz. Ama tamam. İşte burada bir benzetme yaparak anlatmış. Evet, doğru gidiyor. Bak burada da tamam. Halekal canne, ikinci ayet, hemen 15. ayet. Halekal canne min maricin. Ne dedi burada? Mariç. 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 Min nar. Yani nar, ateş. Ateşin mariç kısmından. Kaçıncı ayet okuyoruz hocam? 15. 14. 15 mi? 15. 15 okuduk. Şimdi ateşin mariç kısmı ne demek? Bunu anlatması lazım. Bak biraz önce söyledi zaten. Yani ne dedi burada? Nursuz ateş dedi. Bunu senin söylediğin o eski kaynaklar nursuz ateş diye çevirmişler. Ama ne olduğunu anlayamadıkları için öyle çeviriyorlar. Çünkü burada şey yapamıyorlar. Konunun derinlemesine giremiyorlar. Genel bir kavram oluşturuyorlar. Antimadde bravo. Diye açık. Anlamıyorlar. Antimadde doğrusu diye açıkladığın yer mi orası? Ha? Antimadde ha, diye açık. Antimadde diye açık. Hocam sen nasıl söylüyorsun? Marici anlatacak. Doğru. Buraya, burada hemfikir misin? Evet bravo. Şimdi kelimeye olarak nota doğru söyledi. Genel değerlendirme olarak genel değerlendirmeyi baza aldıklarında kendi aralarında bir ittifak olmadığında direktman genel değerlendirmeyi cen
örtülü, gizli olarak alıyor. Tamam mı? Bunu alırken de diyor ki, şundan bahsediyor. Ben yanlış eksik okumuyor diye bakacağım buraya. Diyor ki perdeli nursuz ateş olduğu için şuraya arzın, yani içinde bulunduğumuz bu arzın gezegenle seyahat ettiren mesafe ve azami pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görülmezler. Bunu hocamın anlattığı tam orada doğru söylüyor. Orada bir şey anlatılmıyor açıklamadan. Yani neden? Çünkü onlar o konuyu bilmiyorlar. Yani elektromanyetik kuvvet nedir? Mariç nedir? Nötrino nedir? Bunu bilmiyor. Bilimsel şeyleri, bilgileri yeterli değil. Ne yapacak o zaman? Kur'an'dan değişik farklı bir şey olduğunu anlıyor ama bu farklılığı ortaya koyamıyor. Koyamayınca genel bir kavram oluşturuyor. Genel kavram da şu. İşte yanmayan ateş veya bilmem ne yapmayan ateş. Nursuz ateş, şusuz evet. Ateş, busuz ateş. Cenden bahsediyor. Şu an son 2024'teyiz artık. Yani bilim buna ne diyor? Ya bilim bunu nötrün olarak değerlendiren de var. Bunu nötrün parçalıklarıyla eşleştiren de var. Böyle konuşanlar da var. Tamam. Hatta bununla ilgili şöyle okuyayım ben size. Oku. Bununla ilgili ben şöyle bir şey de buldum. Diyorlar ki işte astronomlar, yani bunu birisi paylaşmış. Benim de hoşuma gitti. Değerlendirmesi diyor ki hayal parçacık nötrino tespit edilmeyi diyor, tamam mı? Atom altı parçacıktan bahsediyor. Kütlesiz elektriği gücü olmayan, çevresel etkileşimde olmayan bu parçacıkların çoğunun kaynağı güneş ateşin dumansız tarafı dediğimiz güneşle ilintilidir diyor, tamam mı? Tamam, gene şey yok. Günümüzdeki şu an. Mesela yanlış son... oradaki bir şey. Kütlesi yok diyor, kütleleri var. Çok küçük ama. Neyin kütlesi var? Nötronun kütlesi var. Ağırlıktan bahsediyor. Kütlesi ağırlıktan bahsediyor. Var. Çok, ama çok küçükten bahsediyor. Devamlı okuyayım anlayacağız şimdi. Ama işte devamlı yani. Güney kutbunda bulunan buz tabakasının 2 kilometre altında bulunan sensörleri kullanıyorlar diyor. Ve nadir de olsa atomla etkileşen halinde olan bir cüp nötrino gözden bulunuyor. Tamam, etkileştirmek nadir için. De olsa. Etkileştirmek bir cüp. İçin şey yapıyorlar. Evet. Bu nötrino evet. Kaynağın çok uzak olan blozar olduğu tespit edilmiştir diyor. Tamam, bu olarak Bellat bahsediyor. Blozar evrendeki en parlak cisimlerden biridir. Merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunan galaksidir diyor. Bundan bahsediyor. O kadar yüksek bir enerjiden bahsediyoruz ki diyor. Bu kara delikte bulunan toplama diski var diyor. Bu çevresindeki gaz bulutlarının çok hızlı dönmesi sağlıyor. Ve salınım diyor. Yani dönmesi sağlanır salınım. Sonrasında iki ucundan jet halinde ışık hızında bir hızla kozmik enerji gönderdiğini bahsediyor. Bilimsel olarak da böyle bir yaklaşım gösteriyor. En son, bu bilimsel olarak. Devamı da var. Bunun yaklaşım olarak çok az bile olsa. Bir kütlesi var, bir ağırlığı var. Nötrino'dan çok az da olsa 2014'te. Zaten enerji ya. Evet 2004'te, 2014'te. Enerji olduğu için bir şimdi ağırlığı burada var. Burada kavramı birbirine karıştırmış. Şimdi blazerden bahsetti. Blazer tamam. Ne? Tamam. Blazer'i ben anlatayım, ben bildiğim kadarıyla tamam. Anlatayım. Şimdi blazer bir kara delik. Her zaman madde ona gelmiyor. Madde, yoğun madde mesela güneşi yutar. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane büyüklüğünde bizim güneşimizin büyüklüğünde bir madde yutuyor diyelim. Bu madde kara deliğin olay ufkuna geldiği zaman hepsi birdenbire içeriye girmiyor. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor. Orada çok büyük enerjiler çıkıyor. Buradan dışarıya bir jet akımı çıkıyor. Bu jet akımı dünyayı hedef almışsa dünyayı hedef almayabilir. Yani lazer ışığı gibi düşün bunu. Çok uzak sistemlere geliyor. Dünyayı hedef almışsa o dünyaya oradan gelen jet akımından ilk önce gelen nötrinolar. Nötrinolar ne dedik? Antimaddeden madde dünyasına giren bir şey bu parçacık. Temel parçacık diyoruz buna. Bu temel parçacık etkileşmiyor. Çok düşük kütlesi var. Etkileştirmek için de Ramazan'ın anlattığı gibi çok büyük buz kütlelerinin içine tuz dedektörleri koyuyorlar. Evet, bak buzun içine altına. Tuz. Bunu tuz yakalıyor ama buzdan bunların çoğu elendik ki birkaç tanesi, iki tanesi, üç tanesi. Ama bunlar trilyonlarca geliyor. Şimdi bunlar etkileşmiyor. Bak şu anda gece bizim güneş öbür tarafta dünyanın. Yani ayağımızın altından güneş ışıkları geliyor değil mi? Hı hı. Işık gelmiyor bize ama oradan nötrino dünyanın içinden delip geçiyor. Bizim ayağımızın altından deliyor, yukarıya çıkıyor, uzaya gidiyor. Hiç anlamıyoruz. Bak etkileşmiyoruz. Gündüz olduğu zaman da tepemizden aşağıya doğru. Oradan da Brezilya'ya gidiyor, oradan çıkıyor, gidiyor. Şimdi güneşten de geliyor bunlar. Ama bunların çok yoğun geldikleri zaman ya blazer olur, ya bir kilonova patlaması olur. İki tane nötron yıldızı çarpışır. Bunlar salınır yoğun olarak. O zaman tespit ediyorlar zaten. Şimdi burada önemli olan bunun ne olduğunu anlamak. Bunu Kur'an-ı Kerim mariç kelimesiyle anlatmış. Yani ateş var, bir ateş var. Bu ateşin salınan bir kısmı var. Mariç salınan demek. Mariç. Nereden anlıyoruz bunu? Bak Kur'an-ı Kerim'de
bir şeyi anlamak istiyorsan orada sana bir şey geçti anlamadın. Cinleri dedi mağrişten yaptım. Bu mağriş nedir de hiç yani fazla aramana gerek yok. Aynı konunun bir sayfa yanında öbür tarafında aynı konudan bahseder. Başka şekilde bahseder. Ne diyor burada? Maracel, Bahreyn, Niyatekıya. Tamam. Bu da 19. ayette tamam. Zaten anladı ya hemen 3 ay 4 ay sonra koymuş yani. Maracel, Bahreyn, Niyatekıya. Şimdi bu ne demek? İki denizi salmış, kavuşmaz diyor. Bu demek ki mağriş kelimesi salınan bir şey demek. Salınan nereden salınan? Ateşten salınan. Ateşten ne salınır? Çakmak ateşinden ne salınıyor? Dumansız ateş diyorlar. Duman çıkmıyor. Dumansız ateş kimyasal bir ateş mi? Yoksa bu nükleer bir ateş mi? Nükleer bir ateşten salınan bir şey var. Nötrino. O nötrinoyu anlatıyor. Yani bunlar yani nötrino. Nötrinodan yapılmış. Peki nötrino nereye ait? Bu madde dünyasına ait değil. Antimaddeye ait. Evet. Antimaddede ne var? Bizim dünyamızın ikizi var. Bütün fizik kuralları aynı. Zamanı ters. Biraz önce anlattım. Yani orada da insanlar var. Karın dediği şey senin ikizin. Senin ikizin ya aynı. Bak Ramazan'dan bir tane daha var. Orada yaşıyor yani. Ama sen onu göremiyorsun, etkileşemiyorsun. İşte dedim bunu etkileştirmeye çalışıyorlar. Bu bir cin tarifi Kur'an-ı Kerim. Rahman suresi bunu anlatıyor o, baştan hocam, sonra. O zaman hatta cennetleri bile ayrı. Bak şunu ilerleyen o zaman, ayetlerde ama, doğru, onların cenneti doğru. Ayrı. Senin cennette bile etkileşeceksin demektir bu. Tamam peki oradaki şimdi irade giriyor işin içerisine. Sınav var. Ben sınavdayım. Benim aynısından antimadde de var. Evet. Sınavımız nasıl? Ben ayrı bir sınavdayım. O ayrı sınavda mı? Cennetleri onu farklı diyor. Gidersen antimadde dünyasına sorarsın onlara. Öğrenirsin. Bilmiyoruz. Çünkü senden aynısından varsa. Aynısından var. Varsa. Yani var. Çünkü simetri yasalarına göre aynı olması lazım. Bu da bilimsel yönü işin. Yani simetri yasasına göre o zaman bir yerden sonra onun sınavı ne peki? Onun sınavı ne? Ona da peygamber gelmiş mi? Başka bir boyutta var mı? Yapabilirim. Evet. Bak buna kesin kanıtım yok. Yorum yaptığım zaman ben şöyle bir şey. Senin içinden bir ses sana sesleniyor mu? Hı-hı. Yani mesela sen şimdi evlisin. Çok güzel bir kadın gördün. Ulan dedim ben buna da gideyim. İçinden bir ses de git diyor çok iyi olur diyor. Şimdi bunu sen kontrol ettin mi edemedin mi? Kontrol edemediysen o seni yönetiyor, senin sınavını da o bozuyor demektir. Bu fikir ama. Benim yorumum yani, bu. Tamam. Sen bunu yani kontrol nefis edersen... Nefis girdiği zaman nefise antimadden mi diyorsun? Sen de onu etkilersin. Nefis antimadden mi diyorsun? Hayır, nefsi etkileyen bir yönü var onun demektir. Bu yani etkileşim böyle olursa olur. Fikri beğendim. Şöyle yapalım mı? Muhteviyatı ile ilgili... Ama bunu ispat et dersen onu ispat edemem tabii. Ama böyle olması çok büyük ihtimal. Muhteviyatı ile ilgili... İçimizde var bir şey. Yol alamayız, şöyle alamayız. İki farklı görüş var. Evet. İnsan ve antimaddedeki benim ikizim diyor Serhat Hocam. Sen ayrı öyle diyorsun. Başka bir tabii ki ben bunu Kur'an ama bu yaratılış muhteviyat diyorsun. Bak burada ayrıştığımız nokta Ramazan'la. Şimdi bu antimaddede anlaştık. Ama antimadde ben diyorum ki buraya etkilemez ancak böyle bu şekilde etkileyebilir. Ama Ramazan'ın anlattığı ben istersen çok... mi etkileyebilir? Hayır. Müdahale edersen. Orada seni etkiler. Sen de onu etkilersin ama kontrol edemezsin. İkizindir. Ama Ramazan'ın anlattığı cin mevhumunda şöyle bir şeyler var. Benim daha önceki şeylerde, seminerlerde falan diğer şeylerde anlattıklarından. Yani böyle uçan kuçan ayrı yaratıklar var. Bunlar geliyorlar bir insana kafayı takıyorlar musallat oluyor. Değil tabii ki. Hayır ben onlara hiçbir zaman ben o görüşe sahip olmadım. Onu anlat o zaman. İşte oraya geleceğiz. Şimdi, tamam. Bunu bitirelim de. Ya çünkü burada farklılık var ama en nihayetinde antimaddeden yola çıkıyoruz. Orada hemfikiriz. Tabii ki. Ama sen başka bir yaratılış, başka bir mahlukat diyorsun. Kesinlikle. Hocam onlar insanın diğer boyutu diyorsun. Simetrisi. Tamam burada. Yalnız burada zaman farklılığı tamam, var. Tamam burada sabaha kadar konuşsak değişmeyecek zamanda bu. Zamanda farklılık var. O dünya ile bizim dünyamız arasında. Tamam bu da bir o zaman şey olur, bir görüş olur. Yok görüş değil, bu bilimsel bir şey. Buna tamam. Kanıt Kur'an'dan var mı? Bilimsel olarak bilimsel ters çalışıyor. Tamam ama bilimin gördüğü bir şey, bilimin kanıtladığı bir şey bu. Yani bunu Kur'an'la kaynak bazı alamayız. Tamam. Kur'an'da da araştırsak buluruz. Rahman suresinde ona da işaret bulurum ben. Tam ona bakarız. Yani. Ona bulduğunda ayrı bir program yapalım. Zamanla yapalım. Ters çalışalım. O zaman şöyle, bunun üzerine gitmeyelim. Tamam. Burada bir yerde koptuk. Yani anlaşamadığımız yer var. 3 ay konuşsak orada o iş dönmeyecek. Tamam. Diğer konulara geçelim. Peki. Mesela bak burada bir şey ekleyeyim. Burada bir ayet var. Ben bunu çok mesela düşünmüştüm. Hı-hı. Şimdi diyor ki onlara hiç sorgu, halbuki bize sorgu suali olacak. Bak burada diyor ki feyyemeyzin o günkü. Hı-hı. La yus'elu. Onlar hiç sorulmaz. En zembihi, günahlarından bile, hı-hı, sorguya çekilmez. İnsun ve la can.
Şimdi burada hem insanlar hem de canlar, yani cinler. Cinler. Burada hiçbir şekilde o gün sorguya çekilmez diye bir ayet var. Ama bizim diğer bir başka bir sürü Kur'an ayetinde sorgulanacaksınız, yargılanacaksınız, şu olacak, bu olacak. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Ayetin daha burada gerisinde. Sorguya çekilmeyecek olan kimdir acaba? Bak mesela Zehra Betül demiş ki, bu arada canlı chat devam ediyor. Beraber mi gideceğiz sorgu suale demiş onlar. İşte bak, hatta bazı şeylerde karinle ilgili meselelerde şöyle oluyor. Karini sorguya çekiyor. Ben onu yanıltmadım diyor. Onun eğilimi vardı diyor. Onunla ilgili bir hadis var. O hadiste de peygamberi soruyor. Hadisten bahsediyor. Şey, o cinden her insan doğduğundan itibaren vardır şeklinde. Ha, diyor ki sende de mi vardı Resulullah diyor. Evet bende de vardı, ben Müslüman ettim diyor. Bu mesele nasıl anlaşılabilir? Bu işte benim söylediğim şekilde anlaşılabilir. Yani sen onu etkileyebilirsin. Sen burada ama etkilemen çok zor. Nasıl etkileyeceksin? Kafana göre ben bunu doğru kabul ettim. Buna göre gidiyorum. Sen de bundan etkilen dediğin zaman etkilenmez. Ama evrensel kurallar var. Ben sana şuraya kadar taviz verebilirim. Bundan ötesini veremem. Mesela içinden içki içme isteği geliyor. Seni zorluyor içinden bir iç diyor. Yani iyi olur, arkadaşlara da takılıyorsun falan filan. Şimdi ben burada bunu evrensel kurallar bana gelmiş, peygamber kitap getirmiş. Buradan sana taviz veremem. İstediğin kadar zorla. Beni perişan et, ne yaparsan yap. Buradan ben sana taviz veremem. Çünkü o bilgi bende var. Ha, dediğin zaman bu onu kabul ettirebiliriz. Anladım. Onu etkileyebiliriz. Şimdi mesela Ramazan Bey de demiş ki benim kafam gene karıştı. Tamam, cinler var, bizim boyuta gelemiyorlar. Acaba gelemiyorlar. Bizim gördüklerimiz astral seyahate çıkan yolculuk edenler mi görüyoruz? Değil, alakası. İşte demiş. Astral seyahatle de onu karıştı. Onu tabii, o başka bir boyut. Onu şimdi, da farklı bir noktaya getirdiler tamam. Zaten sonra. Astral'i zaten o yani. Ayrı bir konuşacağız.